sağ ol. Harikasın! Bugün Ankara Atatürk Spor Salonu'ndayız. Muhteşem bir coşkuyla 3 yıl önce kurulan partimizde soluksuz bir şekilde hazırlanan eylem planlarımızı bütün Türkiye'ye ilan ediyoruz. Bu eylem planlarında Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün çözümler söz konusu. Buradan hemşerilerime, bütün vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Kimse endişeye kapılmasın, kimse korkuya kapılmasın. Ülkemizin bütün ihtiyacı olan bütün çözüm ürünleri, çözüm önerileri bu eylem planlarında mevcut. Biz DEVA kadroları olarak eksiksiz bir şekilde bütün teşkilatımızla hazırız. Ülkemizi güzel, müreffeh yarınlara taşımaya güçlü bir şekilde hazırız. Tabii çok önemli bir gün, çok tarihi bir gün ve çok da mutlu bir gün. DEVA Partisi olarak biliyorsunuz kurulduğumuz günden beri farklı bir muhalefet anlayışı sürdürüyoruz. Farklı bir yaklaşım, farklı bir siyaset tarzı ortaya koyuyoruz. Bizim siyaset tarzımız çözüm odaklı olmak. Sadece eleştirmek değil, aynı zamanda çözümleri de ortaya koymak ve Türkiye'nin geleceği için projeleri, programları ortaya koymak. Bugüne kadar 22 somut alanda net eylem planları ortaya koyduk. En son eylem planımızı da işte geçen hafta eğitim eylem planıyla tamamladık. Bugün 22 eylem planımızın toplu lansmanını yapacağız. Bu tabii dediğim gibi DEVA Partisi'nin farkını ortaya koyuyor. Yani bugüne kadar Cumhuriyet tarihimizde böyle bir yaklaşım hiç görülmemiş. Yani partiler tabii ki planlarını, programlarını, projelerini ortaya koyuyorlar ama genelde iktidara geldikten sonra bunu yapıyorlar. Biz DEVA Partisi olarak daha iktidara gelmeden ilk 90 dakikada, ilk 90 günde, ilk 360 günde ne yapacağımızı madde madde ortaya koymuş durumdayız. Bugün bu hazırlıklarımızı tüm Türkiye'ye tekrar bir kez daha duyurmak, bir kez daha DEVA hazır demek için bir araya geldik, bir etkinlik düzenledik. Hayırlı uğurlu olmasını ben temenni ediyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla tabii çok kıymetli hemşehrilerimize de selamlarımızı iletiyorum. Bugün Elazığ'da tabii çok güzel bir katılımla aramızda il başkanımızı, il yönetici arkadaşlarımızı, tüm Elazığ teşkilatımızı da tebrik ediyorum, kutluyorum. Öncelikle siz hoş geldiniz. Elaziz'den, Harput'tan selam getirmişsiniz. Biz de selamınızı Ankara'dan, Seymenlerle birlikte yürekten alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz öncelik katılımınız için. Bugün gerçekten Türkiye açısından tarihi bir gün. İlk defa bir siyasi parti seçimler öncesinde vatandaşa neyi taahhüt ettiğini eylem planlarıyla açıklıyor. 22 ayrı eylem planıyla Türkiye'de 85 milyonu kucaklayan, 85 milyonun sorunlarını, sıkıntılarını nasıl, hangi yöntemle ve hangi kaynakla çözeceğine dair somut önerilerle inşallah DEVA Partisi adım adım iktidara geliyor. Bugün Ankara'da yaşadığımız bu coşku Türkiye'deki DEVA iktidarının müjdeleyicisi. Dolayısıyla buradan Elazığ'daki gakkoşların tamamına Ankara'nın coşkusunu götürmenizi istiyoruz. Ve bu coşkuyla birlikte emin olun Elazığlıların da değerli il başkanımız Mehmet Kangal başkanlığında tüm Elazığ ekibine sahip çıkacağını ve coşkulu bir şekilde inşallah önümüzdeki süreçte DEVA damlalarını Elazığ'da toprakla buluşturacağına inanıyoruz. Türkiye'de siyasi tarihinde ilk defa bir siyasi parti iktidara gelmeden, iktidara geldiği zaman neler yapacağını 22 ana başlık halinde, çok kapsamlı bir çalışma halinde tüm kamuoyuyla paylaşmıştı daha önceki süreç içerisinde. Bugün de bu 22 ana başlığın hepsini bir lansman toplantısı halinde
tüm Türkiye'ye tanıtmak üzere bugün bu toplantıyı yaptık. Elazığ'dan buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başkanım, şu an Deva Partisi olarak seçim hazır mı? Deva Partisi seçim hazır. Ben seçim işleri başkanıyım. Tüm Türkiye'deki sandık görevlilerimizi belirledik. Bunların büyük bir kısmının eğitimlerini tamamladık. Biz yarın seçim olacakmışız gibi tüm kadrolarımıza beraber seçime hazırız. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hangi pembe tabloyu çizmek isterse istesin, hesap ortada. Yanlış hesap Bağdat'tan dönmüyor artık. Bağdat çok uzak.